Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir tane duyuru geçmek istiyorum. Çok kısa olacak, dinlerseniz sevinirim çünkü gelecek yorumları az çok tahmin edebiliyorum. Yüksel'in paylaşmış olduğu bu Impala videosunu tarihi de şu anda sağ alttan sizlere gösteriyorum. 3 Aralık 2021 saat 8 civarlarında paylaştı. Bense size videoyu ne zaman çektiğimi göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi burada da benim Impala videosu hazır duruyor arkadaşlar. Ne bekliyorsun, otobüse bak. Videonun özellikler kısmına tıkladığımda oluşturmayı gördüğünüz gibi 15-11 yazıyor. Yani ben bunu 3 Aralık Cuma günü saat 3'te çektim arkadaşlar. Ve 3 Aralık Cuma günü saat 15.41'de videonun çekimi de bitti. Şimdi özendi diyecek olanlar olduğu için ben bu açıklamayı yapma gereği duydum. Anlatmak istediğim şu: videoyu çektiğimiz ve paylaştığımız zamanlar eş zamanlar olmuyor. Yüksel ile polis videomuzu da mesela o çektiğimiz gün attı, ben bir gün sonra attım. Demek istediğim bu. İki arkadaşız, aramızda özentilik gibi bir durum söz konusu değil. Kullanabileceğimiz modlar zaten burada görmüş olduğunuz gibi. Bu nedenle çektiğimiz modlarda aynı oluyor. Zaten ikimiz de aynı kafada insanlar olduğumuz için muhabbetlerimiz de birbirine benzer oluyor. Yani özenmekten değil. Tabii ki onun bulduğu şeyler var, yürüme vesaire gibi. Bunlar da oyuna farklı bir hava, farklı bir renk kattığı için bizler de kullanıyoruz arkadaşlar. Ben bunu zaten inkar etmiyorum. Neyse, fazla uzatmayacağım, sıkmak istemiyorum, videoya geçelim. Ulan çıkıyoruz Türkiye'den, Madrid'e geliyoruz. Burada da boş bırakmıyorlar ya. Arkadaşlar bizim Cemal abi Barcelona'daymış. Arabası da buradaydı. Anahtarları al benim bürodan dedi. Gel arabayı burada yaptıracağız dedi. Ustayla anlaştım dedi. Arabayı Barcelona'ya götüreceğim Madrid'den. Yalnız Madrid'den Barcelona'ya El Clasico arkadaşlar. Büyük kapışma. Arabası da çok böyle nostaljik şekil bir araba. Aklınıza birçok şey gelecek. GTA San Andreas'tan tutun Crazy Taxi'ye kadar birçok oyun gelecek aklınıza. Bir çek gelirsen şöyle bir bakacağım abicim. Bir saniye. Evet, araba bu arkadaşlar. Chevrolet Impala'mız var altımızda. Mükemmel bir araba. Siz bir dursanız da ben bir kapıyı açsam da binsem ha. Bu araba arızalı galiba. Bak dörtlüleri yakmış gidiyor. Sen bir dur da ben bir kapımı açıp bineyim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kapıyı lan vurduk, kamyona vurduk kapıyı ya. Neyse arkadaşlar bineyim ben. Kapatayım şu kapıyı da. Ah oh, aracı çalıştıralım. Aküyü biraz yemişiz arkadaşlar. Ondan dolayı biraz zor çalışıyor. Beni bir yola alırsanız sevinirim ha. Bu arada çok güzel araba ya. Gerçekten muazzam bir araba. Abicim beni bir alın ya. Yola alın beni. Camların açılmasına bakar mısın? Çok güzel ya. Dışı açılıyor böyle. Adam kaç yıllık arabaya temiz bakmış yalnız. Abicim Allah aşkına beni bir alın mı ya şuraya? Şöyle bir gaz verelim. Araba da biraz ısınsın o arada. Ben daha fazla bekleyemem abi. Ben basar giderim. Lan biz zaten ters yöne gidiyormuşuz. Bir saniye. El freninin animasyonuna bakar mısınız? Çok güzel lan. Araç 4 vitesten oluşuyor arkadaşlar. Bana yorum atan birisi vardı. Abi işte eski arabalarda 5. 6. viteslere atma falan diyenler oluyordu. Arkadaşlar ben de demiştim ki içimden, yani bu gerekliyorsa modlarda zaten olmaz diye düşünüyordum. Tam da öyle bir moddayız şu anda. Karşınızda görmüş olduğunuz modda isteseniz de 5'e ve 6'ya takamıyorsunuz. Burada bir boğa heykelimiz var. Kadıköy'e mi geldik ya? Boğa heykeli falan var burada. Arkadaşlar ben kendimi İspanya'da sanıyordum. Kadıköy'deymişiz Merzem. Anlamadığım şey, İsmail abi kızıyla beraber gitmiş oraya da. Neden gitmiş ben onu anlamadım. Gittiğimiz her yerde bize modifiye yaptırıyorlar arkadaşlar. İşimiz gücümüz modifiye oldu. Burada tamirci olduk çıktık ya. Camları az bir şey kapatalım, soğuk oldu. Hayat Mix'imizi açtık. Bu arabada da Hayat Mix dinlemezsin aslında ya. Arkadaşlar ölüm çete olarak makaslarımıza devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz sarı çete var, mor çete var, yeşil çete var. 3 çeteye ölüm çete olarak beyaz çeteyi ekledik arkadaşlar. Bu da bizim çetemiz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ölüm çete arabasını modifiye etmeye gidiyoruz. Tam ölüm çeteye uygun bir araba yapacağız. Köpecik sen bu arabada kaç yıldır varsın? Anlat bakayım bana. Abicim birazcık basın ya, şu eski arabayla bile size yetişiyorum ya. Araba tam şey değil mi arkadaşlar? Böyle camları açacaksın harbiden. Bu şekilde kolunu dışarıya çıkartacaksın tekini. Şöyle kullanacaksın tam böyle. Kolunu camdan çıkartacaksın böyle. Tek elinde kullanacaksın böyle. Impala deyince PUBG'cilerin aklına da bu araba gelir. Hatta şu an PUBG'deyiz ya. Erangel haritasına geldik arkadaşlar. Şurada bir lootlanalım da gidelim. Aracı şöyle bir dışarıdan izleteyim sizlere. Yani çok tatlı duruyor. Oyunda böyle farkını hissettiren bir araba olmuş. Gerçekten modda emeği geçenlerin ellerine emeklerine sağlık. Yabancıya ait bir mod arkadaşlar. Arabanın ağzına vurduk bu arada. Nasıl olsa yaptıracağız ya. Sıkıntı yok. Tabelalar 120 yazarken biz 145 ile gidiyoruz. İbremizde de 120 yazıyor abi. Biz ama sınırları biraz zorladık. Hatta sıcaklık görüyorsunuz arkadaşlar. Hararet yaptıracağız, az kaldı. Bayağı bir arttırdık ya. Az sonra sıkıntıya gireceğiz. Ananın Allah. Ne oluyor? Arkadaşlar Golf'ün yaşlılara saygısı kalmamış. Şurada bilmem kaç model yaşlı bir Impala ile gidiyoruz. Birazcık yaşlılara hürmet edeydi de yol vereydi be. Burada ne oluyor ya? Yol çalışması mı var ya? Lan kardeşim. Yavaş yavaş yavaş. Oha burada ne olmuş? Oo geçmiş olsun abicim. Onu
bunu kaldırın buradan. Kolay gele, kolay gele. Ya işte fazla hız felakettir arkadaşlar. Zaten biz istesek de basamıyoruz bugün ya. Mazotum tükenmek mi üzere? Lan daha yeni çıktık yola. Arkadaşlar mazot düşmanı bu araba ya. Zaragoza. Lan ne güzel bir şehir ismi bu. Lan motoru yiyeceksin de az sonra alev alacağız ya giderken. Burada da gazolin yazıyor. Bir şarkı vardı, hatırlayanlar var mı? Andra gasolina diye böyle. Buradan da o şarkıyı söyleyene selam olsun. Abi yol üstünde hiç benzinlik yok mu ya? İspanya ne biçim bir ülke lan? Şehir diyecektim. Az kalsın İspanya'yı şehir dersen böyle önüne atlarlar işte adamlar. Ama ne kaçtık be. Eski meski araba ama yani. Görüyorsunuz arkadaşlar neler yapıyor neler. Bize eski yeni araba fark etmiyor. Hepsiyle tak 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 tak. Tokat. Sağdan sola, sağdan sola böyle makaslar. Çılgınız oğlum biz. Şunlar ne? Yuvarlak yuvarlak. Acaba hoparlör diyeceğim. Yani ona da benzemiyor. Bu kadar tatlı bir hoparlör o zamanlarda yaparlar mı ki? Mazot bitti arkadaşlar. Gittiği yere kadar artık. Yapacak bir şey yok. Attım boşa. Sıcaklık göstergesine bak. Araba tam çalışırken hop yükseliyor tekrar düşüyor. Hop yükseliyor tekrar düşüyor. Zaten bu arabanın özelliği bu. Böyle sakin sakin gideceksin. Yani ben bilerek bitirdim mazotunu. Hatta sağ şeride şöyle geçelim. Aa, arabanın hakkını vererek gideceksin ya. Bu arabanın hakkı budur abi. Sakin sakin, sessiz. Hibrit belki araba. Nereden bilebilirler ki? Arkamda biraz trafik olmuş. Çok önemli değil. Biz gidelim. Hibrit Impala yapmışlar abi. O da bana işte bana özel yapılmış bu araba. Biz bu yüzden bir yere varamayız. En iyisi sağa çekelim de bir acil yakıt hizmeti arayalım arkadaşlar. Alo, alo İskender abi. Bagajda vardı galiba senin yedek yakıt. Tamam dolduruyorum abi. Kapıyı bir aç. Otobanda kapı açmak biraz tehlikeli olacak ama şöyle bir kapıyı açayım da bir ineyim. Allah! Arkadaşlar bagajda varmış. Bagajdan alacağım şimdi. Ha buradan dolduracaksın nerede? Neredeydi lan? Tam yerini unuttum. Evet arkadaşlar acil yakıt hizmetimizi de tamamladığımıza göre binebiliriz. Kapıyı kapatalım. Oo, kapının kilit tuşunu da gördünüz mü? Çıkıntılı girintili bak bak görüyor musun bak. Vay canına. Aracı çalıştırıp yavaştan yola çıkalım. Abicim beni bir yola al abi. Abi beni bir yola al abi. Abi beni yola al yola yola. Zorla atladık arkadaşlar yola. Kendimizi zorla aldırmamız lazım. Yoksa giremeyiz. Arabanın da aynı o kadar küçük yani. İnşallah gelenleri görüp de yola çıkarız ya. Aldığımız yakıt bizi Barcelona'ya götürsün yeter. Bizi masrafa sokmasın İsmail abi. Bir günümüzde masrafsız geçsin be. Bak bak yine önümüze çıkanlar var. Kardeşim 135 ile gelen bir Impala var arkanda. Sen geliyorsun onun önüne atlıyorsun. Ayıp be. Kardeşim çık önümden. Çık çık çık. Çık lan çık. Arkadaşlar buyurun buyurun. Alın size gelişmemiş ülke. Alın. Alın daha HGS'leri yok bunların. HGS'leri. İspanya'nın ne kadar gelişmemiş bir ülke olduğunu hepiniz görün arkadaşlar. Rezil herifler. Daha HGS geçişleri yok be. Bu yüzden Türkiye'ye can feda arkadaşlar. Türkiye'de artık neredeyse HGS olmayan geçiş kalmadı be. Yalnız araba 4. vitesten sonra baya yırtılıyor ha. Bak 1, 2, 3'te en fazla 78'e çıkıyor. Sonra 3'ten 4'e bir takıyorsun 78'den 145'e kadar yolu var. 2'ye katlıyor yani. Harbiden helal olsun. Bunu bir de 6 vites yaptığımızda acaba daha da hızlanır mı onu merak ediyorum şu anda. Bir an önce tamirhaneye gitmek istiyorum o yüzden. 6. vitesi takınca araba uçuşa geçecek mi onu bir deneyeceğim. Kardeşim ölüm çeteye kaydolmak istiyorsanız hemen öncelikle bize ruhunuzu veriyorsunuz. Ardından kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ardından bu videoyu beğeniyorsunuz. Daha sonra hepsini yaptım diye yorum atıyorsunuz. Tüm bunları yaptığınız zaman ölüm çetesine kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ruhunuzu verdikten sonra çete sizi unutmuyor arkadaşlar. Sonra siz de şu hareketlere başlarsınız. Bakın böyle. Böyle başlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Ölüm çeteye kaydolduğunuz zaman istemsizce bu hareketler size yüklenecektir. Bunları yapmaya başladığınızda alındığınızı anlayabilirsiniz arkadaşlar. Makaslara gireceksiniz. Çılgınlar gibi süreceksiniz. Kafanızı sallarken bile arabayı yolda tutmasını bileceksiniz arkadaşlar. Olay tamamen bundan ibaret. Bak görüyor musun? Nasıl özellik ama? Bunların hepsi ölüm çeteyle birlikte geliyor. Lan araba az sonra yine duman çıkaracak arkadaşlar. Yine yolda kalacağız bak. Sıcaklığa bakar mısın ya? Uçmayalım lan havaya. Arkadaşlar tanıdık ambulans itfaiye varsa arayın çabuk. Biz yine yolda havaya uçacağız gibi duruyor. Çok güzel hareketler bunların seslerini kullanarak şarkı yapmışlar arkadaşlar. Baksana arkaya. Bunun için arama ya oğlum ben yok. Bak bak müziğin etkisiyle arkadaşlar hemen makaslara giriyoruz. Bak görüyor musunuz bak. Vursanız da önemli değil yaptıracağız zaten. Hem de polisin olduğu yerde yapıyoruz bunları bak görüyorsunuz bak. Allah belanı kaç. Lan önüme ne kırıyorsun? Manyak heriflere bak. Aa itfaiye çağırmışlar lan helal olsun lan. Lan kim aradıysa ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok değerli izleyiciler var bunu anladım. Hemen itfaiye yaramışlar ya. Bak HGS'leri yok bak. Fakirlere bak bak. OGS'leri var HGS'leri yok. 0 TL geçiş ücretine. Arkadaşlar tabi beleşe çalışıyoruz ya biz. Sesi duydunuz mu? Yoldaki tırtıklardan kırt kırt sesler geldi. Arkadaşlar sonunda mazotçu buldum ya. Arkadaşlar ya. Yine mazotumuz bitiyordu. Bu sefer mazotçu buldum hemen girip alacağım. Aha tükendi. Attım boş abi. Gireriz bence ya bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden gideriz? Evet mazotçuya girdik şu an arkadaşlar. Ya da direkt bize bilmiyorum artık. Aa arkadaşlar arabayı itekliye itekliye getirdim buraya ya. Boşa attım ittire ittire getirdim oradan. Çok zordu benim için. Şimdi çalıştıralım. Artık gidelim Barcelona'ya. Nasıl bir macera oldu bu ya böyle.
böyle. Oğlum ne Barcelona'ymış arkadaş, bir türlü varamadık ya. Aa telefon çalıyor ha. Alo İsmail abi. İsmail abi sorma başıma neler geldi. Mazot bitti, kaza yaptım. Kaza mı yaptın? Vallahi abi sorma ya. Ama arabayı yaptıracağız diye çok şey yapmadım. Oğlum o arabaya ben gözüm gibi baktım. Ne demek kaza yaptın? Abi yaptıracağız dedin diye çok umursamadım açıkçası. Çok bir şey yok, çizik falan var sadece. Ah oğlum sana güvenemeyeceğimi biliyorum. Ama senden başka çarem yoktu. Tek son çaremdin sen benim köpek. Olur öyle İsmail abi, çok takılma. Getiriyorum arabayı, 10 dakika oradayım abi. Tamam getir de senin kafanı yıkarayım. Arabanın kırdığın her parçası için kafana bir tane yumruk yiyeceksin. Seni boyun kilidini alıp sabaha kadar tokatlayacağım çocuk. Tamam İsmail abi, tamam kapatıyorum. Kapat, bir daha gözüm görmesin. Bir daha gözüm görmesin diyor ama 2 dakika sonra görüşeceğiz. Böyle de değişik bir adam İsmail abi ya. Lan iyi ki bir itfaiye esirik, bak biri daha aramış. Arkadaşlar teşekkür ederim ya. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Allah razı olsun. İtfaiyeyi kimler aradıysa beni bir bulsunlar ya. Görüşelim ya kendileriyle. Buradan geçer mi bu, arabayı sokabilir miyiz bu arada? Ana sokamazmışız arkadaşlar, sokamazmışız. Araba çok tatlı ama ya. Ben tren oldum arkadaşlar, büyüyünce tren olacağım. Böyle sinyallerini falan göstereyim tekrar, bu kadar da tatlı bir araba. İsmail abi burada bizi bekliyor arkadaşlar. Ben şöyle girelim. Araba çok iyi be. Lan tam da motor arıza vermişken geldik. İyi oldu, isabet oldu. Böyle arabaya bir altın kaplama tampon. Basalım arabayı bir de. 6 vitesi taktım. Bakalım 6 vitesin bir etkisi olacak mı acaba? İsmail abiyle kızı da geldiler arkadaşlar. Görüyorsunuz. İsmail abi ya. Ne haber abi ya? İyi misin? Kardeşim bu arabanın hali ne böyle? Modifiye ediyoruz abi senin için. Eyvallah, sağ olasın. Adama modifiye de yaranmıyor ya. Bak sen şu işe ya. Neyse biz devam edelim. Nerede kalmıştık? Böyle beyaz yanak takalım. Güzel bir de jant takalım araca. Uy çok iyi. Bir beyaz yanak. Bir can tertemiz oldu. Şöyle de iki şekil atarsak arabaya çok güzel olacak gibi duruyor. Bakıyorum hemen. En güzeli de bu arkadaşlar. Araba şu an 10 numara oldu. Tam İsmail abiye yakışır. Tam bir zengin ağa arabası oldu. Bu da İsmail abiye hediyem. Abi ne oldu? Hediyeni beğendin mi? Açmadım daha. Gerizekalı. Açmadan nereden bilebilirim? Haklısın abi, haklısın. Merhaba İsmail abinin kızı. Bu ne biçim bir tiptir ya. Arkadaşlar bu da havalıyım kafalarında takılıyor herhalde. Şuraya bir parlayan yıldız takalım arkadaşlar. Çünkü biz parlayan yıldızlar takımıyız. İsmail abi limana atacakmışız arkadaşlar. Şimdi limana doğru yolculuğumuz başladı. Barcelona'daki limana gidiyoruz şimdi. Bakalım araba 6 vites olunca bir şeyler değişecek mi? Çok merak ettiğim bir konu. Yani şu anlık viteslerde hiçbir değişiklik yok. 4'ten sonrası açıldı mı ama, onu merak ediyorum. Yoksa yine 6. viteste 140 falan mı yapacak? Buradan sağdan çıkacağız. Neye duruyorsun? Ne bekliyorsun? Otobüse bak. CC'nin yaptığına bak. Ne salak salak hareketler lan bunlar. Evet 5'e taktık. Vitesi 5'e, aklımı sana taktım. Arkadaşlar anladım ki yapabildiğimiz maksimumumuz yine aynı. Şu anda 5. viteste 90'da tıkandı araba. Önceden 4'te 140'lara falan çıkıyordu. Şimdi yapamıyor bunu. Demek ki arkadaşlar neymiş? Burası tarihi esermiş. Güzel. Güzel. Ne alaka bilmiyorum ama burası tarihi esermiş. Limana geldik arkadaşlar. Ben buraya çekeyim arabayı. İsmail abicim sana zahmet, artık iner yürürsün abi. Ben buradan direkt karşıya dalayım da böyle. Hah. Arabayı da stop edeyim. Şu el freni olayı çok hoşuma gitti. Şuna baksana. Hop çek 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 çek. El freni çekmek dedikleri bu gerçekten harbiden. Arabanın ses sistemi iyi ama ha, sevdim ben. Kapıyı da bir açayım. Ben gidiyorum hadi İsmail abi. Allah'a emanet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar İspanya'da da böyle bir maceramız oldu. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.